Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'e teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta güvenliğimizi ve mahremiyetimizi tehdit eden ve son zamanlarda çok konuştuğumuz siber suçları konuşacağız. Bunu konuşmak için de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden siber güvenlik uzmanı ve soruşturmacı Mehmet İnce Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Eyvallah. Öncesinde biz her hafta Devlet Kapısı, Türkiye Gov.tr'yi işleten TürkSat'ın uzman direktör arkadaşımız Tuğan Avcıoğlu'na bağlanıp o haftanın servisini dinliyoruz. Tuğan Bey hattaysa Tuğan Bey ile görüşelim. Tuğan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun Bilal Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz, siber suçlar. Öncesinde size bağlanıp istedik ve bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız merak ediyoruz. Aslına bakarsanız konuğunuzun bağlı bulunduğu kurumla ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Birçok vatandaşımız bu konudan bence habersiz olabilir. Biz Edev Kapısı üzerinden mahalle polisi hizmeti sunuyoruz. Yani kişi kendi kaydolduğu, bulunduğu adresteki polisini görebiliyor, mahalle polisini görebiliyor. Bu toplum destekli polis hizmetleri daire başkanlığı tarafından sunulan bir hizmet. Orada isterse mahalle polisine de istek ve şikayetlerini bildirebiliyor. Ve bunun için tek başına E-Devlet Kapısı'na girmesi yeterli. Sadece E-Devlet Kapısı üzerinden kim olduğunu bildiği bir polise, mahalle polisine istek ve şikayetlerini iletebiliyor. Sanal 155 gibi diyebilir miyiz acaba? Aslına bakarsanız 155 her konuda istek ve şikayetlerinizi alıyor. Tamam. Ama burada hem polisinizi öğrenebiliyorsunuz, hem polisinize nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Hem de o mahalleye özel bir konuda direkt ulaşabileceğiniz bir yol bulmuş oluyorsunuz. Süpermiş. Bunu ben de bilmiyordum. Öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşürüz Tuğan Bey. Görüşmek üzere. İyi sohbetler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. İlginç, bu mahalle polisini ben de bilmiyordum. Belki bunu da biraz konuşuruz. Tekrar açanlar için, ben yeni açanlar için hatırlatayım. Siber suçları konuşacağız ve Siber Suçlar Şube, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden siber güvenlik uzmanı Mehmet İnce Bey ile beraberiz. Çok tabii önemli bir konu. Önce şunu merak ediyoruz. Sizin çalışma alanınız nedir? Yani siber suçlar kavramı nedir? Hani kısa böyle bir tanımla dinleyicilerimize ufkunu açarız. Siber suçlar aslında en genel tabiriyle bir bilgisayar ve bilgisayar programı yazılımı yardımıyla işlenen her türlü suçlarda diyebiliriz. Ancak bu çok genel bir kapsam. Bizim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, serverların hacklenmesi, sunucuların hacklenmesi, hesapların ele geçirilmesi, internet hesaplarının, bunun içerisinde sosyal ağlar, banka hesapları dahil olmak üzere, kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi, bunların debit kartı olarak basılması ve çekim alışveriş işlemlerinde kullanılması, çocuk istismarı ile ilgili videolar, yayınlar, bunların kaydedilmesi, Facebook üzerinden ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştiren dolandırıcılık işlemleri. Bunun yanında dijitaldeki bütün güvenliğimizle alakalı sorunları size mi geleceğiz? Hayır, aslında öyle değil. Mesela sanal ortamda hakaret ve tehdit de gerçekleşebiliyor malumunuz. Evet. Şantaj da gerçekleşebiliyor. Ama bu konular bizim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz kapsamında değerlendirilen konular değil. Bunlar asayiş konuları örneğin. Ancak bizim işlerimiz daha çok sistemin hacklenmesine ve bir siber saldırıyla gerçekleştirilmiş olan işlemlere yönelik biraz güvenlik suçlar. Güvenlik, evet. Siber güvenlik vurgusu var. Bu kapsamdaki suçlarla biz ilgileniyoruz ve yapılanmamız bu şekilde gerçekleştirilmiş. Hem bireysel hem kurumsal değil mi? Yani birey olarak benim de tabii ki size gelebilirim, kurumum da gelebilir. Tabii ki, elbette ki şirketlerin sunucuları da hacklenmiş olabilir. Bilgileri ele geçirilmiş olabilir. Casus yazılım yüklenerek şirket bilgileri çalınmış olabilir. Her türlü bu tarzda kişisel ya da tüzel kişilik bize müracaat edebilir. Hani konuya soruları girmeden önce şunu gördüm. Hani siz ziyaretimizde de görmüştük. Hem sizin konuya bakışınızı da gördüm. Çok profesyonel bir bakış açısı gördük. Yani bu konuya çok önem veriyorsunuz. Hem vizyon olarak hem de belki de teknik olarak da hani o detayları da
Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Mesela siber suçlar, işte Şube Müdürlüğü'nün teknik altyapısı nelere çok hani gündemde olduğu için söylüyorum. Hani bizimle paylaşabileceğiniz şeyler neler? Şimdi en temel olarak yapılanmamız şu şekilde. Bir idari büromuz var. Bütün idari işlerimizi koşturduğumuz. Bir soruşturma ofislerimiz var. Soruşturma bürolarımız var. Bütün siber soruşturmaları yürüten. Bir de bu soruşturma birimlerine yardımcı olan sanal devriye büro amirliği dediğimiz önleyici hizmet hedefli bir büro yapılanması ve bir de suçlardan ya da müştekilerden ele geçirmiş olduğumuz ya da temin etmiş olduğumuz deliller üzerinde inceleme yapmak üzere bir adli bilişim laboratuvarımız var. Genel anlamda yapılanmamız bu şekilde. Çok güzel. Ve evet, sizin de dediğiniz gibi profesyonel olmak zorundayız. Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Bir vizyon ve bir misyon sahibi olmak zorundayız. Çünkü siber suçlar sürekli kendisini güncelleyen, yenileyen bir mecraya sahip. Karşımızdaki şey acayip gelişen hızlı bir teknoloji ve Kesinlikle profiller belki tartışılmaz. devamlı değişiyor. Sizin de Kesinlikle. o anlamda hep mesela ben hani herhalde bunu söylemekte sakınca yok. Genç profiller de var. Hani bu beni de çok şey yaptı. Yani hem sizi ziyaretimizde hem buraya gelen siz de gençsiniz. Ama bu çok Evet. önemli bir şey. Yani herhalde belli bir neslin üstü bu mücadeleyi yapmakta belli zorlanabilir belki Daha ama az sayıda, evet. çok önemli bu. Var, daha az sayıda. Peki hani biraz içeri doğru girecek olursak en çok Evet. karşılaştığımız hani dinleyicilerimizin de dikkat etmesi açısından en çok karşılaştığımız dikkat etmemiz gereken siber suçlar neler? Hani böyle başlık başlık neler? Son zamanlarda en sık gelen müracaatlar, özellikle örneğin ülkemizdeki bir şirket ile yurt dışındaki bir şirket kendi aralarında mailleşme yöntemiyle bir ticaret gerçekleştiriyor. Ve bir şekilde hacker taraflardan bir tanesinin e-postasını hackleyerek geçmiş yazışma dökümlerini okuyor ve bu yazışmaya uygun bir dille karşı tarafla yazışma yapmaya devam ediyor. Sanki o şirket O gerçekten çok ilginç. karşı şirketin yapıyormuş gibi bu görüşmeyi. Bu görüşmeyi devam ettiriyor. Sonra bir ticaret söz konusu oluyor ve bu ticaret söz konusu olduktan sonra paranın yatırılması esnasında karşı tarafa diyor ki daha önceki parayı yatırmış olduğunuz hesapta bir sıkıntımız var. Bu nedenle yeni bir hesap açtık. Bu hesaba yaparsanız Ödemeyi. transferi, ödemeyi, malı en kısa zamanda size göndereceğiz şeklinde bir yaklaşımla karşı tarafı ikna ediyor. Ve rakamlar da hiç alım sanacak rakamlar değil. 200 bin euro, 300 bin euro, 500 bin dolar gibi Büyük rakamlar. rakamlar, büyük rakamlar. Ve bu şekilde şirketlerimiz dolandırılmış oluyor. E-ticaret o zaman değil mi? En karşılaştığınız şey bunu diyebiliriz o zaman. Yani bu mail hacklemenin Mail beraberinde şirketlerin dolandırılması, kullanıcıların dolandırılması olayı 158'e 1P kapsamında değerlendirilen, TCK kapsamında değerlendirilen bir olay. hackleme. Bunun beraberinde son zamanlarda sadece ülkemizde değil tüm dünyanın baş belası olan bir virüs var. O da CryptoLocker virüsü. Nedir o biraz onu bilgi alabilir miyiz? CryptoLocker virüsü aslında biraz İngilizcesi olan hemen anlayacaktır. Bir kriptoloji, bir kripto virüsüdür, şifre virüsüdür. Bulaştığı bilgisayarlarda tespit ettiği dosyaları şifreleyen ve kullanıcıların bu dosyalara erişmesini engelleyen, erişmek istediklerinde bir pencere açan, şifre penceresi açan bir virüstür. Ve tespit ettiğimize göre bu şu anda e-posta ekleriyle yayılmaktadır ve son derece mağdur sayısı artmış durumdadır bu konuyla ilgili. Müracaatlar da son derece artmış durumdadır. Son 3 ayda 100'ün üzerinde müracaat söz konusu. Bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili CryptoLocker virüsüyle ilgili. Bunun beraberinde Facebook üzerinden dolandırıcılıklar da çok sık karşılaşılmakta. Vatandaşlarımızın Facebook hesapları hackleniyor ve arkadaşlarıyla yazışma Ve yapılıyor. mesela çok güzel bir konu bu. Hani herkes de Evet. kullanıyor ya bu sosyal ağları. Ne oluyor mesela? Bir örnek var mı bu konuda? Facebook'unuzu kırıyor. Kırıyor ve arkadaşınıza yazışmaya başlıyor. Diyor ki ya Ahmet işte ben biraz paraya ihtiyacım var. Şimdi bana bir kart bilgini gönderir misin? Biraz paraya ihtiyacım var. Kart bilgisini gönderiyor ve şey diyor. Az sonra sana bir SMS gelecek. Bunu evet olarak yanıtlar mısın diyor. Ve gelen SMS'i evet olarak yanıtlıyor. Çünkü arkadaşıyla yazıştığını zannediyor. Ve Evet. kesim gerçekleşiyor. Çekim gerçekleşiyor.
Oo, çok enteresan. Yani hesabındaki arkadaşlara yazışmaya başlıyor ve oradan onlardan yardım istiyor. Belki kendi hesap numarasını veriyor. Yani kendi hesap numarasını veriyor ve bunda verirken hiç çekinmiyor. Bu çok büyük bir zafiyet, çok büyük bir savunmasızlık. Bu büyük bir hata aslında, büyük bir zafiyet. Eyvallah. Peki bu hani sorunları konuşurken en önemli herhalde size gerçekleşen taleplerden de bu kredi kartı, hepimizin kullandığı kredi kartı olayı. İşte bunu birçok e-ticarete veriyoruz, başka birçok faturamızı ödüyoruz buradan. Kredi kartı ile alakalı hani bir tespit yapalım, sonra da neler yapmamız lazım onu söyleyebiliriz belki. Şimdi kredi kartı ile ilgili karşılaşılan mağduriyetler şöyle. Öncelikle fiziki olarak kartın elde edilmesiyle yapılan suçlar, gerçekleştirilen suçlar var. Fiziki bir şekilde kart elde ediliyor ve mail order bilgisiyle alışveriş yapılıyor. Mail order da şu demektir. Mail order kart numarası, kredi kartının son kullanma tarihi ve arka yüzünde bulunan CVV numarası ile birlikte internet üzerinden uzaktan satış sözleşmesi Anladım. imzalamış olan şirketlerden alışveriş yapılması işlemidir. Şimdi öncelikle fiziki kartın elde edilmesiyle gerçekleştirilen suçlar var. Bunun yanında ATM ve bankamatiklere skimmer dediğimiz kopyalama aparatlarının yerleştirilmesi suretiyle elde edilen ve gerçekleştirilen suçlar var. Bununla birlikte Sanal olarak alabilir mi kredi kartı bilgilerini? sanal olarak da alabilir. Ona da geleceğim. Bununla birlikte kendilerini hakim, savcı, Sağlık Bakanlığı'ndan arayan görevli ya da kasko'dan arayan görevli ya da yol yardım firmasından arayan bir görevli gibi tanıtarak kredi kartını tamamen telefon ve ikna yöntemiyle almak şeklinde gerçekleştirilen suçlar var. Bunun yanında ise phishing siteler dediğimiz. Ne demek o? Phishing site şudur: oltalamaya ve avlamaya yönelik siteler, sahte siteler. Örneğin sizin çok bildiğiniz ve sürekli kullandığınız bir alışveriş sitesinin herkes tarafından bilinen, onun bir kopyasının yapılması ve URL adresinde sadece basit bir değişiklik, bir harfin Ha, o mesela. siteye giriyormuş sanıyorsam oraya giremiyoruz. O siteye girdiğinizi zannediyorsunuz, real siteye girdiğinizi zannediyorsunuz, ancak onun bir kopyasına erişiyorsunuz. Bu çok oluyor bu ara. Böyle e-mailler geliyor mesela. X bankasının aynı arayüzünü yapmışlar. Renkleri bilmem ne. Siz ve Bu bankalar için de faturanız geldi geçerli diyor. Bir tabii. şey diyor. Tıklatmaya çalışıyor değil mi? Elbette ki, yani bu bankalar için de geçerli, alışveriş siteleri için de geçerli bu phishing siteler. Aynı şeyin bir benzeri de phishing mailler aracılığıyla gerçekleştirilmekte. Bankanın adı ve logosu kullanılarak sizden işte kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için ya da bilgi güncellemesi yapıyoruz. Lütfen aşağıdaki linki tıklayın ve yönlendirmeleri takip edin şeklinde gelen mailler var. Ve bu şekilde de sahte maillerle vatandaşlarımızın kredi kartı bilgileri alınabilmekte, bu bilgilerle alışveriş yapılabilmekte yahut bunlar debit kartları, somut kartlara basılarak çekim işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu da bir yöntem. Bununla birlikte bazı alışveriş siteleri kredi kartı bilgilerini kendi sunucularına tutmak durumunda. Mesela otomatik ödeme talimatı veriyoruz Evet doğru. Kasko'ya ya da Aynen. GSM firmalarına, bankın haricinde diyorum. Ve bu şirketler eğer sunucu güvenliklerini çok iyi sağlayamamışlarsa bu bilgiler bir üçüncü kişinin eline geçebilir ve bu suretle de mağdur olabilirler. O yüzden hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerimizi internet mecrasında paylaşmıyoruz hiçbir şekilde. Bazı ama bazı e-ticaret sitelerine söylediğiniz gibi vermeniz gerekiyor. Otomatik ödeme talimatları için yani bunu güveniyoruz o firmanın büyüklüğüne. Burada peki yani o verdik veya işte böyle olaylara sizin biraz önce anlattığınız hepsini tespit ettiniz ve bir sürü olaydan bahsediyoruz. Bunun bir güvenliği için bir farklı bir Güvenliği için şey yok mu? şunları yapacağız. Şunları yapmamız gerekir. Öncelikle mutlak surette bankamızın SMS bilgilendirme hizmetinden yararlanmamız Bu çok gerekir. önemli bir konu, Bu tamam. çok önemli. Hayati derecede önemli. Sonrasında hesap özetimizi ve o ayki harcama listemizi takip etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte alışveriş yaptığımız sitelere kesinlikle arama motorlarından erişmememiz gerekiyor. URL çubuğuna mutlak surette kendimiz klavye yordamıyla yazarak erişmemiz gerekiyor. Çünkü Bu önemli bir konu. phishing sitelere al olabiliriz. Bunun yanında mutlak surette bu URL çubuğunda geçen adresin secure bağlantı yaptığından emin Ne olmamız demek lazım. Bu abi o? da SSL, yani Secure Socket Layer, yani güvenli giriş katmanı. Bu şu demek:
verinin şifrelenmiş bir şekilde doğrudan bankaya ulaştırıldığını ya da sunucuya ulaştırıldığını gösterir bize. Bunu şöyle bileceğiz. URL çubuğunun HTTPS ile başlamasına dikkat edeceğiz. Eğer HTTPS ile başlıyorsa adresimiz, URL çubuğuna yazdığımız adresimiz, o zaman üçüncü kişilerle paylaşılmadığından emin olabiliriz. Bu da hayati derecede önemli bir şey. Bir de bu şeyden bahsettiniz. Alışveriş yaparken telefona gelen bir SMS veya 5 haneli, 6 haneli bir numara geliyor. O da çok güvenli bir evet, şey. Evet, yani. 3D Secure diyoruz buna. Bu da Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş olan bir güvenlik önlemidir. Bu mail order yöntemiyle yapmış olduğumuz alışverişlerin SMS doğrulama koduyla güçlendirilmesi. O zaman bu bizim aldığımız kredi kartlarında, bankalardan aldığımız hizmette bunu mutlaka isteyelim ve arayalım mı demek oluyor? Yani hayır, bu tamamen iş yeriyle banka arasında gerçekleşen bir protokolle hizmete açılan bir şey. Yani bu hizmeti eğer sizin alışveriş yaptığınız iş yeri ya da alışveriş sitesi bankayla bu protokol imzalamadıysa bunu yapamaz. Bu güvenlikten yararlanamıyorsunuz. Ben vatandaş olarak bu hizmeti vermeyen bir bankayla çalışmamalıyım o zaman. Banka değil, alışveriş yani, alışveriş sitesiyle sitesi. Çalışmamalıyım. Evet, evet. Yani bana mutlaka o SMS kodunu göndermeli ki evet. Zaten telefon yanımda her zaman. Bu dediğiniz, biraz önce bahsettiğiniz bir sürü sıkıntı, siber suça giren sıkıntı, işte kredi kartı dolandırıcıları, onların da önüne geçmiş oluyoruz bir anlamda. Yani en güvenli işlerden şu mi? Anda öyle. En güvenlisi 3D Secure. Fakat dediğim gibi bu işyerleriyle banka arasında yapılması gereken bir protokol. Buradan o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mutlaka alışveriş sitelerinin bu SMS gönderen özelliğinin doğrulatın olduğunu ve o sitelerden alışveriş yapın. Diyebiliriz. Yanlış bir şey demiş olmayız. Hayır, yanlış bir şey demiş olmayız. Kesinlikle buna dikkat etmeleri gerekir kredi kartı kullanıcıların. Bu çok önemli mutlak surette. Peki hani çok önemli konulardan biri de biraz önce biraz bahsettiniz. Sosyal medya kullanımı. Hani evet. İnternette en çok karşılaşılan şeyleri konuştuk. İşte e-ticaret, kredi kartı güvenliği. Peki sosyal medyada ne yapmalıyız? Sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız? İşte hani başlık olarak kullandığımız Facebook, Twitter gibi. Güvenliğimizi tehdit eden şeyler ne? Sosyal medyada güvenliğimizi tehdit eden şeyler şunlardır. Şöyle ki, şimdi sosyal medya hayatımıza çok güzel yenilikleri ve güzellikleri katmakla birlikte bir sürü tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Öncelikle sosyal medya suçların artık rahatlıkla işlenebildiği ya da insanların böyle inandığı bir mecra haline gelmiştir. Hakaret, tehdit, yalan, şantaj, evet, bunların hepsi sürekli rahatlıkla yapılabilmekte ve yaşanabilmektedir. Bununla birlikte sosyal ağ hesaplarının hacklenmesinin neticesinde meydana gelen suçlar da vardır. Hatta çocuk istismarcıları dahi sosyal medyayı artık araç olarak kullanabilmektedir ve öyle bir tehlikeyi de beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte sosyal medya itibar kaybına neden olabilecek şeyleri de beraberinde getirmiştir. Olayları da beraberinde getirmiştir. Genel olarak şöyle bir şey var. Bize bir şey olmaz. Hani yani işte bir Facebook, Twitter hesabımız var. Benim hesabımı kim ekler? Benim fotoğraf paylaşmışsam lokasyon, cep telefonu, e-mail, birçok şeyi kendi isteğimize koyuyoruz. Benim telefonumu kim ne yapsın? Benim fotoğrafımı kim? Böyle bir anlayış var. Biliyorum. Size bu çok konuda basit çok bir örnek vereceğim. Bununla ilgili çok basit bir örnek vereceğim. Mesela tatile gittiğini paylaşan bir aile var. Ve niyeti bozuk kişiler o kişinin ve ailenin tatil olduğunu öğreniyorlar ve evlerinden hırsızlık suçunu işlemini gerçekleştiriyorlar. Böyle bir vaka yaşanmış bir olay. Evet. Siz bunu yakaladınız. Doğrudur. Şey yaptınız. Yaşanmış bir olay. Evet. Çok enteresan. Sadece yazmasanız bile mesela anlık olarak fotoğraf paylaştınız. Bu nedenle gizlilik ayarlarımızı mutlak surette çok önemli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Mümkünse yalnızca tanıdığımız insanları, reel hayatta tanıdığımız insanları sosyal hayatta da arkadaş olarak eklemeliyiz. Eğer bu mümkün değilse gizlilik ayarlarımızı ona göre yapmalıyız. Paylaştığımız şeyleri yalnızca güvendiğimiz kişilerin görmesini sağlayacak şekilde gizlilik ayarlarımızı yapmalıyız. Kaldı ki asla ve asla herkese açık yapmamalıyız paylaşımlarımızı, fotoğraflarımızı, profil fotoğrafımız dahil olmak üzere. Çünkü özellikle bayanların karşılaştığı bir durum. Bayan kullanıcıların profil fotoğrafı alınarak sahte Facebook hesabı oluşturulmakta ve kimisi intikam için, kimisi de sırf zevk için cinsel içerikli bir site hazırlayarak bunu kullanabilmekte. Bu şekilde de ciddi anlamda mağduriyetler oluşabilmekte. Ya bize hiçbir zaman hani bir şey olmaz veya
bizim fotoğrafımızı ne yapacaklar dememek lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Şu anda internet mecrası son derece. Ama çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Fotoğrafınızı koyma demediniz mesela hiç. Yani kullanmaya devam edin ama önlemleri alın diyorsunuz. Yani bu vizyon önemli. Normalde şöyle diyebilirdiniz. Hani fotoğraf koymayın, telefon koymayın. Bunları koyun ama güvenlik ayarlarını yapın. Başka sosyal medyada özellikle hani Facebook, Twitter dışında karşılaştığınız şeyler var mı? Mesela bu çocuk istismarından bahsettiniz. Türkiye bu konuda bilmiyorum ne durumda. Çocuk istismarı ile alakalı 2014 yılı içerisinde 361 tespitimiz olmuş. Bu 361 tespitten %90'ına yakınını tespit ettik 2014 yılı içerisinde. Bununla ilgili eylemler şu şekilde gerçekleşmekte sosyal medyada. Örneğin çocukların hayranı olduğu bir ünlünün fotoğrafı kullanılarak bir sahte profil oluşturulmakta ve çocuklara arkadaşlık isteği gönderilmekte. Tabii çocuk çok savunmasız. Çocuklarımız çok savunmasız olduğu için gerçekten hayranı olduğu o kişiden arkadaşlık teklifi aldığını ya da isteği aldığını düşünerek bunu kabul etmekte. Bir müddet sonra çok samimi bir şey çünkü. Evet, çok samimi bir şey ve çocuklarımız çok savunmasız zaten. Devamında bu olaydan sonra olay yazışmalara ve karşılıklı paylaşımlara kadar gitmekte. Yazışmalar bir müddet sonra cinsel içerikli konulara dönüşmekte. Bir müddet sonra kameralar açılmaya başlanmakta ve bir müddet sonra da soyundurulmaya başlanmakta. Adım ve bu adım. Adım adım hepsi aşama aşama ve bu soyundurulma eylemi videoya kaydedilmekte, şantaj unsuru olarak kullanılmakta ve bu sayede fiziksel görüşme ve fiziksel temas da gerçekleştirilebilmekte. Maalesef sosyal medya bu alanda da büyük risk taşımakta. Bu yüzden ailelere ciddi anlamda büyük görev düşmekte. Evet, bu konuda çok dikkat etmek lazım. Hani hem dinleyicilerimizin velilere, bireysel olarak da bizleri de göre düşüyor. Bir de şeyden bahsettiniz, sanal devriye konusu. Bu çok önemli, benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü suç olduktan sonra zaten sizin görev alanınıza giriyor. Suçu önleyici bir şey internet aynı zamanda. Size bazı izler veriyor, ipuçları veriyor. Sanal devriye şeyinden biraz bahseder misiniz hani çalışmanızda? Sanal devriye büro amirliğimiz 24 saat boyunca internette bazı mecraları takip etmekte. 24 saat boyunca? 24 saat boyunca dönüşümlü bir şekilde internet ortamında bulunan bazı mecraları sürekli takip etmekte. Ve buralarda tespit ettiği şeyleri rapor haline dönüştürmekte. Bu rapor haline dönüştürdüğü olayları da soruşturma ekiplerine ulaştırarak soruşturmayı başlatma çalışması yapmakta. Ve bu çalışmanın akabinde olay Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmekte. Savcının vereceği talimat doğrultusunda da şahısla ilgili çalışmalar yürütülmekte. Ve böylece suç oluşmadan çok önemli bir konu. Evet, suç oluşmadan suçun önüne geçilmekte. Savunmasız dediğimiz hani bir nesli, bir kuşağı da kurtarıcı veya onları işte uyarıcı bir çalışma oluyor. Evet, çok elzem bir şey konu. Bu çalışmalarımız da bu şekilde yürütülmekte. Son olarak şunu soracağım. Vaktimizde işte son 2 dakikadayız. Biz tamam birçok şeyi anlattınız ve ben anladım ki hani güzel bir çalışan bir ekip var burada. Evet. Biz size nasıl ulaşacağız? Hani ben bir şey bireysel veya kurumsal bir şey yaşadım. Kendimle alakalı, çocuğumla alakalı, arkadaşımla alakalı. Sizden bilgileri nasıl alacağım? Birinci sorum. İkinci sorum, size nasıl ulaşacağım? Vatandaşlarımız 24 saat bize ulaşabilirler. 212 636 2973 numaralı telefonumuzdan 24 saat bize ulaşabilir, bizden bilgi alabilir, bize ihbarda bulunabilirler. Bir daha tekrarlayalım mı? 0212 636 2973. 2973. Evet. Bu numaradan 724 bize ulaşabilirler, bizden bilgi alabilirler ve karşılaştıkları bir suçla ilgili bize ihbarda bulunabilirler. Bu çok önemli bir şey. Bir evet. De sizin bu hani radyo programında verdiniz, bizim buraya şeref verdiniz. Burada verdiğiniz bilgileri bulabileceğiniz bir internet sitesi var mı? Güncel bilgileri. İşte şöyle bir işte tehlike var. Örneğin ne dediniz? Phishing, oltalama e-mailleri. Çok veya kriptoloji içeren, kripto içeren e-mailler. Bu son bir şey. Evet. Bu tip güncel bilgileri ulaşabileceğimiz bir şey var mı? Hani bir siteden duyuruyor musunuz bunları? siberpolis.pol.tr adresimizden siberpolis.pol.tr Pol. Pol.
www.yol.tr sitesinden de sitemizden gelişmeleri takip edebilirler. Güncel tehlikeleri diyelim. Tehlikeleri ve gelişmeleri takip edebilirler. Süper evet. Oldu. Hem numaramız hem web sitemiz var. Evet. Ben ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir konuyu hani buraya hem bu kadar sıkıntılı bir gündemde vakit ayırdınız. Buraya geldiniz. Dinleyicilerimize bunları anlattınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sonsuz olarak ne söylersiniz? Sonsuz olarak bilgi güvenliği artık hayati derecede önem arz etmekte. Çünkü gelişen teknolojide artık hayatımızın neredeyse tamamı internet üzerinde ve internette. Ve mesaimiz de, zamanımız, vaktimiz de genelde internette geçmekte. Bilgi güvenliğine vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekir. Bu bilgi güvenliği her şeyi kapsar. Kredi kartı bilgilerini, kişisel bilgileri kapsar. Tamam. Bize bir şey olmaz demiyoruz. Dikkat ediyoruz. Kesinlikle. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nden Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet İnce Bey'i dinledik. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın, iyi günler. Türk Saat, dijital hayatı sondu.